tatil lokasyonlarında hem sessiz hem başkalarını rahatsız etmeyeceği bir köşe bulmak çok zor. O yüzden video çekmekte de zorlanıyorum. Neyse ki yarın İstanbul'a dönüyorum. Full gaz videolara da başlayacağız. Tabii dün çok önemli bir gelişme var. Tesla'nın ikinci çeyrek satış raporu geldi ve rakamlar gerçekten muazzam. Tesla bu çeyrekte 466.140 adet araç satmış. 479.700 de üretim yapmış. Bir önceki çeyreğe göre %10'luk bir artış anlamına geliyor. Geçen yıl aynı çeyreğe göre %83'lük bir artış, ama bu biraz haksızlık olur. Çünkü o dönemde Covid vardı ve Covid'den dolayı fabrikaları kapalıydı. Tesla'nın Çin'deki fabrikası kapalıydı. Ama bir önceki çeyreğiyle, yani 2022 birinci çeyrekle kıyaslarsak, o çeyrekte 310 bin adet satış yapılmış. Yani %50'lik bir artış var Tesla'nın geçen yılki benzer dönemine göre. Burası muazzam. İkinci iyi bir nokta da bu satış kompozisyonunun içerisinde Model S ve Model X'in payı epey artmış durumda. Bir önceki çeyrekteki satış 10.695 iken bu çeyrekte 19.225'i bulmuş. Bu neden çok önemli? Çünkü Tesla bu araçlardan daha fazla kar ediyor. Bunlar daha üst segmentteki lüks araçlar. Geçen çeyrekte acayip bir düşüş vardı. Onu büyük bölümünü telafi ettik. Böyle baktığımızda acaba Tesla'nın 19 Temmuz'da yayınlayacağı bilanço nasıl etkilenir? Tesla'nın 2023 birinci çeyrekteki ortalama araç satış fiyatı $44.860. Bu çeyrekte oraya göre 21.140 araç fazla satmış. Yani baktığımızda $948 milyon civarında ekstradan ciro elde etmiş durumda. %19.2'lik ortalama kar marjı, birinci çeyrekteki kar marjı, onu aynen doğru kabul edelim. Aslında Model S ve Model X bu kar marjı biraz yükseltecektir ve bu dönemde çok fazla indirim de yapmadı Tesla. Hatta çeyreğin başında bazı ürünlerde hafif fiyat artışları da yapmıştı, ama neyse biz öyle kabul edelim. %19.2'yi kabul edersek $182.081.000 civarında ekstra brüt kar elde etmiş durumda Tesla. Tahminime göre bu yeni satış rakamları elde etmek için Tesla ne satış giderlerine ne genel yönetim giderlerine ekstra bir artış yapmadı. Böyle baktığımızda bu rakamı doğrudan doğruya dip kârı ekleyebiliriz gibi düşünüyorum. Bir önceki dönemin dipteki karı $2.518 milyon. Bu dönem $182 milyon ek kar geliyor bunun üzerine. Böyle baktığımızda $2.700 milyon net kar gözüküyor. Bu da bir önceki çeyreğe göre %7'lik artış anlamına geliyor. Bu tabii sevinici bir rakam. Burada kar marjında yanılıyor olabiliriz. Satış ve genel giderlerde bazı artışlar olabilir şu anda benim göremediğim. Onlar çeyrek raporlamasına doğru biraz daha netleşecekler. Öte yandan şu da bir gerçek ki, daha bu işin içerisinde enerji işini koymadık. Enerjide de Tesla hızlı büyüyor. Geçen çeyrekte çok ciddi bir büyüme vardı. Aynı büyüme bu çeyrekte de gelirse oradan da küçük bir dipteki kârı ekleme gelebilir. Yani bu dönem için Tesla'nın 2.7-2.8 milyar dolar çeyrek kârı elde etmesi mümkün gibi gözüküyor. Peki 19 Temmuz'da nelere önem vereceğiz? 19 Temmuz'da açıklanacak bilançoda ilk bakacağımız şey tabii ki kâr marjı olacak. %19'un altı güzel değil. Yukarıya doğru gitmek iyi. %19.2'lik bir önceki çeyrek. 20 veya üzeri gelirse borsa bundan çok çok hoşlanacaktır. İkinci bakacağımız şey nakit akışı. Bir önceki çeyrekte bu $500 milyon civarındaydı. Bu çeyrekte ne olacak? Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Çünkü $500 milyon altına inerse pozitif nakit akışı, borsa bundan hoşlanmayacaktır. Biraz yukarı doğru gitmesinde fayda var. Çünkü Tesla'nın büyümek için yeni fabrikalar kurması gerekiyor. Biliyorsunuz çok sayıda proje var. Bütün bunların finansmanı için Tesla'ya nakit girişi gerekiyor. Bu da beni üçüncü konuya getiriyor aslında. Belki Tesla bilançoyla beraber yeni bir bedelli hisse ihracı duyurusu da yapabilir. Çünkü Tesla'nın bence daha fazla paraya ihtiyacı var bu büyümeyi gerçekleştirmesi için. Bu tabii hisse senedi fiyatını bir süre dalgalandırabilir. Ama ben nakiti içeri alıp büyüme fikrini çok çok seviyorum. Bunu ileride Tesla telafi ediyor hisse senetlerini. Çünkü önemli olan büyüme. Buna ihtiyaç duyabilir Tesla diye tahmin ediyorum. Ama böyle bir açıklama ne zaman gelir gelir mi emin olmak da zor. Bu çerçevede baktığımızda bugün borsa yarım gün açık Amerika'da, Tesla yükselecektir diye tahmin ediyorum. Yarın borsalar kapalı, çarşamba gününden sonra esas belli olacak. Çünkü o noktadan sonra analiz raporları gelmeye başlayacak. Upgrade'ler, downgrade'ler, yani hisseyi yukarı veya aşağı doğru itecek açıklamalar gelecek analistlerden. Ben Nasdaq'la ilgili biliyorsunuz yılın ikinci yarısında da olumluyum. Hızlı bir yükselişin bizi beklediğini öngörüyorum. Tesla'nın bu satış rakamları da Nasdaq'ın büyümesine olumlu katkıda bulunacak. Çünkü beklendiği gibi sert bir resesyonla karşı karşıya olmadığımız Tesla'nın satış adetlerinde gözüküyor. Eğer resesyon olsa rekor satış adetleri olmaz. Evet, fiyatlar biraz indirildi ama hala çok da ucuz arabalar değil Tesla'lar. Ona rağmen satış rekorları kırılıyor. Bir başka ilginç noktada geleneksel otomobil firmalarının satış rakamları olacak. Onları da bekliyorum. Karşılaştırmaları yapacağım. Ben çoğunda ciddi küçülmeler bekliyorum. Çünkü toplam otomobil pazarı muhtemelen pek büyümedi. Tesla'nın bunun içinden aldığı pay gitgide artıyor ve Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD de öyle. O da çok iyi gidiyor. İkisinin geleneksel otomobil firmalarını epey vurduğunu tahmin ediyorum. O rakamları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, sorularınız ve yorumlarınız varsa mutlaka bekliyorum. İstanbul'a döneceğim ve geleneksel videolara döneceğim.
Benim özellikle katı üyelerine Adobe borcum var. Ayrıca bu hafta sonunda video yapamadım. Çok borçlandım. Onların hepsini bu hafta içerisinde inşallah telafi edeceğiz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.